Merhaba, ben Elçin. Bugün size eğer formülünü öğreteceğim. Yine en çok kullanılan formüllerden biri eğer. Bu formülle beraber ve ve ya da formüllerini de göreceğiz. Hadi başlayalım. Önce eğer formülü ne işe yarar ona bakalım. Eğer formülü yazılan bir mantıksal sınamaya bakar ve o mantıksal sınama doğruysa eğer bizim vereceğimiz bir değeri yazar. Yanlışsa ise yine bizim atayacağımız başka bir değeri yazar. Mantıksal sınama dediğimiz şey örneğin 5 eşittir 5. Bu doğru. Yani kontrol ediyor 5 5'e eşit midir? Evet eşittir. Örneğin 6 büyüktür 4. 6 büyük müdür 4'ten? Evet. O zaman koşulum doğru. Doğruysa bizim vereceğimiz bir değeri yazdırır. Yanlışsa ise başka bir değeri yazdırır. Veya tam tersi 4 büyük 6 mantıksal sınamam doğru mu? Hayır değil. Dolayısıyla bunun sonucu yanlış olduğu için doğru diye atadığımız değeri değil yanlışsa yazacağımız değeri yazar. Daha net anlamak için şöyle bir örnek oluşturdum. Burada ürünler var, satış adetleri var. İlk olarak burada yazan adetimiz 500'den büyükse iyi yazdıracağız. Bunu da eğer formülüyle yapacağız. Öncelikle eşittir eğer diyelim. Burada gördüğünüz gibi otomatik olarak size açıklaması geldi. Ne diyor? Belirttiğiniz koşul doğru olarak değerlendiriliyorsa bir değer, yanlış olarak değerlendiriliyorsa da başka bir değeri verir. Tab tuşuyla seçtim. Burada yine size ipucu olarak formülün nasıl yazılacağını gösteriyor. İlk istediği şey mantıksal sınama. Mantıksal sınama dediğimiz şey koşul. Yani buradaki örnekte adet büyük 500. Yani 474, burada A ürünü için verilen 474 satış adeti 500'den büyükse bir değer yazılacak. Değilse eğer bu verdiğiniz koşul yanlışsa da yazacağım başka bir değeri yazacak. Dolayısıyla yazıyorum 474 büyük 500 ise istersen burada 500'ü yazıyla yazarım veya gelirim burada yukarıda hazırlamıştım önceden. Burada C1 hücresinde yazan 500'e tıklarım. Bunu F4 ile sabitliyorum çünkü birazdan aynı formülü aşağı doğru çektiğimde diğer ürünler için yaptığımda da bu 500'ün aşağı kaymasını istemiyorum. Sabitlemenin ne olduğunu bilmiyorsanız eğer kanalımdaki sabitleme videosunu izleyebilirsiniz. Mantıksal sınamamı yazdıktan sonra noktalı virgül dedim. Eğer doğruysa değer dedi. Yani 474 büyükse 500'den büyük mü? Hayır değil. Ama büyük olsaydı ne yazsın istiyorum? İyi yazsın istiyorum. Bunu da tırnak işaretleri içinde yazıyorum. Eğer bir formül içine metin yazacaksanız tırnak işareti içine koyuyor olmanız lazım. Noktalı virgül bu koşulumun sonucu yanlışsa eğer ne yazsın? Hiçbir şey yazsın istemiyorum burada. Hiçbir şey yazsın istemiyorsam eğer iki tane tırnak işareti koyabilirim. Parantezi kapattım ve enter. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yazmadı çünkü 474 500'den büyük değil. Formülümü aşağı doğru çekiyorum ve gördüğünüz gibi 500'den büyük olanların yanına iyi yazdı. Gelelim ikinci örneğimize. Eğer adeti 500'den büyükse ve adeti 800'den küçükse yani 500 ile 800'ün arasındaysa iyi yazsın. Yine eğer formülünü kullanacağım ama birden fazla koşulum olduğu için içinde V formülünü kullanacağım. V formülü birden fazla koşul yani mantıksal sınama yazmanıza yardımcı olur. V formülünü kullandığımda içine yazdığım mantıksal sınamaların yani koşulların hepsi doğruysa doğru sonucunu verir. İçlerinden herhangi biri yanlışsa yanlış sonucunu verir. Daha iyi anlamanız için buraya şöyle bir örnek yapalım. V için eşittir. V dedim. Tüm bağımsız değişkenlerin doğru olup olmadığını denetler. Tümü doğru ise doğruyu döndürür. Tab tuşuyla açtım parantezi. Gördüğünüz gibi mantıksal 1, mantıksal 2 diye gidiyor. Eğer formülünün içinde sadece bir tane mantıksal sınama vardı. Buradaki V formülünün içine yazalım. Adet yani 474 büyükse 500'den noktalı virgül koydum. İkinci mantıksal sınama ise yine adet küçüktür 800'den. Enter'a bastım. Yanlış dedi. Çünkü 500 ile 800'ün arasında değil 474. Aşağı doğru formülümü çektim. Gördüğünüz gibi
500 ile 800'ün içinde olanlara doğru dedi sonuç olarak. Herhangi bir koşul yanlışsa eğer de yanlış dedi. Bunu nasıl anlayabiliriz? Mesela buraya diyelim ki büyüktür 500'den, küçüktür 800'den diyelim. Ve mantıksal sınavımızı yapalım. 474 büyüktür 500'den dedim. 474 küçüktür 800'den dedim. Enter'a bastım ve buradaki iki mantıksal sınamalarımın sonucu. Gördüğünüz gibi eğer bu mantıksal sınamalarımın sonuçlarından eğer ikisi de doğruysa doğruyu veriyor. Eğer herhangi birinde yanlışlık varsa eğer sonuç olarak yanlış olarak döndürüyor. Dolayısıyla ben bu V formülümü eğer formülümün içinde kullanacağım. Bunu kopyalıyorum kullanmak için. Buraya geldim. Eşittir dedim. Eğer formülünü yazdım. Tab tuşuna bastım. Burada mantıksal sınama dediğim yere biraz önce V ile yazdığım yeri yazacağım. Daha önce kopyalamıştım. Buraya direkt yapıştırdım. Tabii eşittir'i kopyaladıysanız onu silmeniz gerekiyor. Dolayısıyla mantıksal sınamamı yazmış oldum. Noktalı virgül. Eğer doğruysa değer. Yani bu yazdığım mantıksal sınamanın sonucu doğruysa eğer ne yazdıracaktım? İyi yazdıracaktım. Eğer yanlışsa değer dediği yere de sonucu eğer yanlış çıkarsa kötü yazdırıyor olayım. Yine neydi? Tırnak işareti içinde metnimi yazdım. Parantezimi kapattım ve Enter'a bastım. Burada sonuçları yanlış olanlara kötü yazacak, doğru olanlara ise iyi yazıyor olacak. Gelelim diğer örneğimize. Eğer adetim 300'den büyükse ve adetim 800'den küçükse yani 300 ile 800'ün arasındaysa tıpkı bir önceki örnekte yaptığımız gibi bunun sonucuna iyi diyeceğim. Eğer adetim 800'ün üzerindeyse çok iyi diyeceğim. Geri kalan her şeye de kötü diyeceğim. Bunu nasıl yapacağım? Eğer içinde eğer kullanacağım. Tabii ilk koşulumu yapmak için de V formülümü kullanacağım. Geldim buraya eşittir eğer dedim satış adetim büyüktür 300 ise buradaki 300'e tıklıyorum F4 ile sabitliyorum. Tabi bunda tek koşul olmuş oldu o yüzden ne yapacağım bunun öncesine V'yi yazacağım ki iki tane mantıksal sınama yazabileyim 300 ile 500'ün arasındakini yazdırabileyim. V yazdım başına noktalı virgül böylelikle mantıksal 2 3 diye gidebildi. İkinci koşulum neydi? Satış adetim küçüktür 800. Buradaki 800'e tıklıyorum. F4'e basıyorum. Ve yazacağım tüm koşullarımı tamamladığım için V'nin parantezini kapatıyorum. Noktalı virgül doğruysa değer. Eğer bu 300 ile 500 arasındaysa iyi yazacaktım. Dolayısıyla tırnak işareti içerisinde iyi yazıyorum. Noktalı virgül geldim yanlışsa değerime. Diğer koşulum adet büyük eşit 800'dü. Yani 800'den büyük ve eşit olmasıydı. Dolayısıyla bu eğer yanlışsa değer diye gösterilen yere ikinci bir eğer yazacağım. Yani eğer içinde eğer formülünü kullanmış olacağım. Geldim buraya eğer yazdım. Açtım parantezi. Yine mantıksal sınamamı soruyor. İkinci mantıksal sınamam neydi? Adetim büyük eşittir 800 olması. Yine 800'ü sabitliyorum burada. Aşağı çektiğimde kaymaması için. Noktalı virgül. Bunun sonucu doğruysa ne yazacağım? Çok iyi yazdıracağım. Noktalı virgül. Yanlışsa da ne yazacağım? Geri kalan hepsi için kötü yazdıracağım. Dolayısıyla tırnak işareti içerisinde kötü yazdım. İçerideki eğer formülümün önce parantezini kapatıyorum. Fark ettiyseniz İlk eğer formülümün parantezi henüz kapatılmadı. O yüzden bir kere daha parantezi kapatıyorum ve Enter'a basıyorum. Bu formülü hücrenin sağ altında bu artı işareti çıktığında çift tıkladığınızda aşağı doğru çekebilirsiniz veya CTRL-C ile kopyalayıp CTRL-V ile de yapıştırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 1800'den büyük olduğu için çok iyi dedi. 300'den küçükler için kötü dedi. Ve 300 ile 800 arası içinde formülün sonucu olarak iyi dedi. Gelelim diğer örneğimize. Adetimiz 300'den küçük ve adetimiz 800'den büyük eşit diyor. Yani aradaki boşluk artık yok. Geri kalan her şey için dışa düşen yazmamızı istiyor. Bunu da nasıl yapacağız? Ya da formülünü kullanacağız. Ya da formülde birden fazla mantıksal sınama yazmanızı sağlar.
Fakat eğer yazdığınız mantıksal sınamaların herhangi biri doğruysa doğru sonucunu verir. Eğer hepsi yanlışsa yanlış sonucunu verir. Dolayısıyla V'den farkı V'de hepsinin doğru olması gerekiyordu doğru yazması için. Bunda ise ya da formülünde ise sadece birinin sonucunun doğru vermesi yeterli. Örnek olarak gösterecek olursak eşittir ya da dedim. Tab tuşuyla formülün içine girdim. Yine bize gördüğünüz gibi mantıksal 1, mantıksal 2 diye gitti. Hemen yazalım. Satış adetim küçük eşit 300. Noktara virgül satış adetim büyük eşit 800 dedim. Parantezi kapattım ve formülümü aşağı kadar çektim. Dolayısıyla 300'ün altındakilere ve 800'ün üstündekilere doğru verdi. Geri kalanını, arada kalanlara ise yanlış verdi. Yani kontrol etmek gerekirse mantıksal sınamalarımı buraya küçük eşit 300 diyelim. Buraya da büyük eşit 800 diyelim. Sonuçlarının ne verdiğine bakalım. Satış adetim küçük eşit 300. Yine aynı şekilde satış adetim büyük eşit 800. Bu formüllerimi aşağı doğru çekiyorum. Gördüğünüz gibi bu iki tane yazdığım mantıksal sınamadan herhangi biri doğru verdiğinde otomatik olarak ya da formülümün sonucu doğru çıkmış oldu. Her ikisi de yanlış verdiğinde ise yanlış olarak yazdı. Buradaki ya da formülümü artık burada kullanacağım. Geldim CTRL-C ile kopyaladım. Buraya geldim. Eşittir dedim. Eğer formülümü yazdım. Mantıksal sınama olarak biraz önce ya da formülü içine yazdığımı buraya kopyalayacağım. Yine eğer eşittir de kopyaladıysanız buradan silmeniz gerekiyor. Noktalı virgül. Bu koşullarım doğruysa ne yazalım dedik. Yani 300'den küçükse ve 800'den büyükse. Dışa düşen yazsın. Yanlışsa da hiçbir şey yazmasın veya çizgi koysun. Yine tırnak işareti içinde çizgi koyuyorum. Parantezimi kapattım. Formülümü aşağı doğru çektiğimde gördüğünüz gibi 300'den küçük ve 800'den büyük olanlar için yani burada doğru koşulunu verenler için dışa düşen yazmış oldu. İstersen buradaki 300 ve 800'ü burada yazan hücrelerime linkleyebilirim ve F4 ile sabitlerim. Bunun faydası ise burada yazdığınız hücreleri değiştirdiğiniz zaman otomatik olarak sizin sonucunuz da değişecektir. Örneğin buraya 500 yazalım. Gördüğünüz gibi 500'ün aşağısında kalan bu iki değeri de dışa düşen olarak atadı. Tekrar 300'e çevirdiğimde onlar kaybolacak. Böylelikle formülünüzü otomatize etmiş oluyorsunuz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdaki beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Unutmayın, Excel'iniz denedikçe pekişecek. Dolayısıyla bu öğrendiklerinizi kendi Excel'inizde denemeyi unutmayın. Daha fazla Excel kısa yolları ve formülleriyle ilgili bilgi almak istiyorsanız Excel alt çizgi kısa yolları ve Excel Shortcuts Instagram hesaplarından beni takip edebilirsiniz. Sonraki videoların ne ile ilgili olmasını istiyorsanız aşağıya yorum olarak yazın. Belki sonraki video sizin istediğiniz bir şeyle ilgili olabilir. Görüşmek üzere.